almak istedim evet. sizin için. Belki böyle bir küçük bir masa da hazırlarız. Küçük diyete tatlı, öncesi tatlı. Böyle diyetisyen öncesi küçük bir kaçamak da yaparız eğer evet. istersek. Hadi mutfağa gidelim. Çikolatalı cupcake, 200 gram tuzsuz tereyağı, 200 gram toz şeker, 4 adet yumurta, 170 gram un, 40 gram kakao, 1 paket vanilya, 1 tutam tuz. Kreması için 600 gram pudra şekeri, 180 gram tereyağı, 48 gram süt. Ganajı için 180 gram krema, 180 gram sütlü çikolata. Evet, Senacığımın ve Zeynepçiğimin mutfağı burası. Bayağı normal ev mutfağı evet, gibiymiş. Ev mutfağı hani atölye şey. Olunca ben şey zannediyorum, daha başka bir şey zannediyorum. Çok da güzel kurulmuşsun. Evet, şöyle bir mutfağımız var. Hızlı olmak zorunda olduğunuz için bu makineler evet, sizi evet. çok kurtarıyor. Can kurtarıcı makinelerimiz. Cupcake yapıyoruz. Kakaolu Hı-hı. cupcake. Güzel evet. bir kreması var. Ganajlı. Süsler yapacağız üstüne, evet. çiçekler yapacağız. Güzel. Hadi başla. Tamam, cupcake peki. deyip geçme, çok popüler oldu şimdilerde. Her çeşidini yapıyorlar. O ne? Bu tereyağımız. Hepsini koyacak mısın onu? Hepsini koyacağız. Tamam. Ne kadar gramın var orada? 1. 200 gram. 2. Evet. 3. Evet. 4. İlk kaşığı az almıştım. 4 kaşık tereyağımız var. Evet. Yani 200 grammış. Şimdi 4 adet yumurtamız var. Hı hı. Şeker ne kadar koydun aşkım? Şeker 200 gram. Bir bardak da şeker. Evet. Klasiktir, şekerle evet. Yağ çırpılır. Köpüteceğiz. Evet. Yumurtalarımızı tek tek ilave ediyoruz. Bu tek tek önemli herhalde. Herkes aynı evet. şeyi söylüyor. Yedire yedire. Evet, köpürmesi açısından. Aynı şekilde çırpabiliyoruz biliyorsunuz. Kek yapıyoruz klasik. Ben bunu hiç hayatta böyle mesela hop dökerim hepsini. Hepsini. Sonra beklerim ki niye kabarmıyor kekim. Şimdi unumuzu. Hepsini koyacaksın değil mi? Evet, 170 gram. Yedi kaşık kadar unumuz var. Kakaomuzu da onun içine. 3-3,5 kaşık kadar kakao. Evet. Şeyi, kabartma tuzu, vanilyası. O bir cincik tuz. İçindik. Evet, tamam. Evet. Tamam. Şimdilik bu kadar. Bunları şimdi de yanımıza alalım. 280 gram da sütümüz var. Şimdi sütümüz 280 gram. Ben çay bardağı veriyorum evet, size için. Ölçü vermek için. 280 gram dedi ama. 2,5. Çay bardağı evet. da sütün var. Tekrar çırpmaya başlıyoruz. Şimdi fırına. Evet, şimdi doğru fırına. Hadi ben atayım. 180 derecede bir 15-20 dakika. Şimdi ben yaz tatilinde yemedim, içmedim, size sihirbazlık numaraları öğrendim. Şimdi böyle atıyorsunuz bunu buraya, gözünüzü kapatıyorsunuz, enerjinizi veriyorsunuz, hop kekiniz pişmiş oluyor. Çok çalıştım bu numara için gerçekten. Senacığım sağ olsun bizim için böyle bir hazırlık yapmış. Evet. Şimdi bir de ganajı var, ben sana onu yapayım. Tamam. Sen çünkü onu yıkayacaksın. Bu birazcık böyle pıkırdamaya başladı. Evet. Çikolatasını da katıyorum. Altını kapatıyoruz değil mi? Evet, altını kapayalım. Onu karıştıracağız. Bu ganajı artık öğrendik. Her şeyi kullanabiliyoruz. En sevdiğim de yine söyleyeyim, sezonun ilk söylemi olsun. Bisküvili pasta yapıyorum bundan ben. Bayılıyorum. Bu oldu. Tamam, onu bir kenara bırakalım. Şimdi dış kremasını, yani sıkacağımız kremasını hazırlayacağız. Yağın. Evet, 180 gram yağımız. 2,5 kaşık tereyağı. Evet. Üç buçuk bardak pudra şekeri. Sütünü de koy. Evet. Sütümüz de yarım çay bardağından birazcık az. Bu kadar.
koyu bir şey istiyorsun. Aslında krem evet. şanti satın alıyoruz evet, ya. Evet. Sen galiba onu yapıyorsun. Değil evet. mi? Onu ama daha sağlıklısın. Yani evet. Aynen öyle. Evet. Bunun da çok iyi çırpılması, iyice evet, köpürmesi evet. gerekiyor. Şimdi kremamızı, kekimizi ve iç ganajımızı alıp içeri gidelim, atölyemizde sıkalım, hazırlayalım. Bir tezgahta. Tamam, hadi evet. gel, al sen ganajını. Ben de ganajımı alayım. Hadi gidelim. Evet. Başlamışsın sen çiçeklerine zaten. Evet. Harika yapmışsın. Hazırlık. Şimdi ben bunları şimdi, sıkayım mı sana? Bunları bir çıkaralım isterseniz. Benim çıkardıklarımı siz sıkın. Alo Reyhancığım. Aynen aşkım orası. Şimdi dümdüz yukarı çık. Zaten göreceksin bizim arabayı. Önünde de yer var, park et. Evet. Şimdi bu dördüne de iç ganajımızı sıkalım. Yumuşak böyle çok Islak güzel. Islak kek evet. gibi. Çok güzel. Sıcakken değil mi sıkıyorsun? Evet evet ki iyice yesin onu çeksin diye. Mantıklı. Çok lezzetli oluyor ama. Bunları da sıkaydık keşke. Onları evet. ne yapacaksın? İki farklı lezzet tadalım dedim. Üstüne mi sıkacaksın? Evet. Yeşil yapayım. Bu arada ben çok fazla bununla ilgili mesaj alıyorum. İşte benim şöyle bir yerim var, böyle bir yer açtım. Daha önce tanıdıklarımdan da çok var. Nursel'cim işte böyle güzel bir pastane açtım. Lütfen gel birlikte bir şeyler yapalım diye. Ben bu çağrıya daha fazla kayıtsız kalamayacağım. Yine kalamadıklarımdan bir tanesi Zeynep'i de seni de çok seviyorum çünkü. İyi ki de gelmişim. Çok da keyif evet, aldım. Güzel. Varsa sizin de böyle çağrılarınız, davetleriniz kulak veriyorum artık. Davet edin gelelim. Evet Reyhancığım geldi. Ben gidiyorum. Sen süslüyorsun nasıl evet, olsa çiçeklerini. Evet süslüyorum ben. Devam edeceğim. Hadi bakalım. Tamam.